أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم قردشلرم بوغن yine bir hadis dersiyle beraberiz. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Allah Celle Celaluhu bu okuyacağımız hadisten gereği gibi ders almayı, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Hatırlarsanız bu hadisimiz yarıda kalmıştı. Bir önceki derste bu hadisi okumuştuk ve ihsan kısmına gelmiştik. İhsandan bir kısmını da, yani ihsanın ne olduğunu biz birazcık okuduk, açıkladık. Tekrar oradan başlamak istiyoruz. Evet. O adam dedi ki فَاَخْبِرْنِي عَنِ الْاِحْسَانِ Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki bana ihsandan bahset. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. En te'budallâhe ke enneke terâhu. İhsan odur ki Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Yani Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edersen bu ihsandır. Tabii ki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek bu ihlasın zirvesidir. Bu en üst makamdır. Yani bu düşünceyle ibadet etmek belki kulların çoğuna nasip olmaz. Hiç kimse o makamı muhafaza edemez. Zaten büyüklük de Allah'a veli olmak da keramat sahibi olmak da işte buradan çıkar. Bir insan her zaman Allah'ı görüyormuş gibi davranırsa hiçbir zaman bundan gafil olmazsa veya en azında ibadet esnasında eğer bunu düşünebiliyorsa o ibadet böyle en mükemmel ibadet olur. Yani eksiksiz ibadet olur. Evet, şöyle bir örnek verebiliriz. Şimdi birisi kendi hizmetkarına bir görev verirse, bir efendi, bir patron ve ona dese ki işte bu görevi yap, bu işi yap derse ve onun yanında kalırsa, onun başında kalırsa, onun böyle gözetimi altında o iş yapılırsa, o işte bir eksiklik kalır mı? Kalmaz. Hizmetkar elinden geldiği kadar o hizmeti eksiksiz yapar. Veyahut da bir memur düşünelim. Amiri ona bir görev verirse, şunu yap derse, eğer bu memur bilirse ki bu işin bitiminde amir gelip denetimini yapacak, denetleyecek. Veyahut da onun başında duruyor ve görevin bitmesini bekliyorsa o amir, o memur ne yapar? Elinden geldiği kadar, belki kendini çok zorlayacak, çok yoracak ama ne edip edecek amirini razı etmeye çalışacak. Yani o görevi eksiksiz yapmaya çalışacak. Hatta belki amirin istemediği bazı şeyleri bile ekler. Yani bak işte ben bu kadar çalışkanım, bu kadar becerikliyim diye ona onun gözüne girmeye çalışır. Ve şimdi yani Allah'a biz inanmışız. Allah'ın herkesten büyük olduğunu, her şeyden büyük olduğunu, her şeyi gördüğünü, her şeyi duyduğunu, her şeye gücü yettiğini, değil mi? Biz biliyoruz, bunları söylüyoruz, inanıyoruz. Fakat gözümüzle Allah'ı görmediğimiz için birçok yanlış hareketi de yapıyoruz. Yani yanlış hareketlerimizin sebebi nedir? Allah'ı görmediğimiz içindir. Allah'ı görmediğimizden dolayı da gafil oluyoruz. Haşa, sanki Allah burada değilmiş gibi bir havaya kapılıp ne yapıyoruz? Yani yanlış hareketlere maalesef giriyoruz. Bazen
kötü laflar ediyoruz, bazen kötü hareketler ediyoruz, bazen farzları bile kaçırıyoruz, haramlara giriyoruz, bazı insanlar bazılarına zulmediyor, haksızlık ediyor. Şimdi Allah'ı görürse bir insan onu yapar mı? Allah bütün bunların hesabını sorar diye bunu bilip ve aynen görüyormuş gibi eğer bunu düşünürse mümkün değildir, bunları yapmaz. Ha işte Allah Resulü diyor ki ihsan budur. Evet, ihsan, ihsan makamı da budur. Bir insan bu şekilde davranırsa Allah her zaman benimle beraberdir. Her zaman beni görüyor. Adımımı atsam beni görür, otursam görür. Bir laf etsem duyar. Kalbimde bir niyet geçirsem hemen bilir. Onu bile duyar, onu bile görür diye düşünürse insan elbette ki yanlış hareket etmez ve ibadetini yaptığı zaman mümkün mertebe o ibadetini düzgün yapmaya ve eksiksiz yapmaya. Yani eksiksiz derken sadece zahiri şartlar değil. Yani değil ki mesela evet abdestini alır, kıbleye yönelir, elbiseni temiz tutar, onları zaten yapar. Kalbine de hakim olmaya çalışır. Kalbini de Allah'tan gafil tutmamaya çalışır. Çünkü Allah onu görüyor, biliyor. Allah'ın görmesi ve bilmesi ve şeyi de sonsuzdur ya. Dolayısıyla bu şekilde ibadet eder. İşte buna ihsan makamı denir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun ihsan olduğunu buyuruyor ve devam ediyor. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ. Olabilir ki sen onu görmezsin. Göremezsin zaten. Senin gözün Allah'ı görecek seviyede değildir. Onun için göremezsin Allah. Ama Allah seni görüyor. Bunu bil. İşte bu şekilde ibadet et. Allah sana nazırdır, hazırdır ve bütün hal ve hareketlerin kontrolü altındadır diye bunu bilirsen, bu şekilde inanırsan, ibadet edersen bu ihsandır diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu soran kişiye cevaben verir. Evet. Bu cevabı da aldıktan sonra dedi ki kâle فَاَخْبِرْنِ عَنِ السَّاعَةِ. Peki, bana şimdi de kıyametten biraz bahset. Kıyamet nedir? Ne zaman kopacak? Neler meydana gelecek kıyamette? Bunu bize biraz açıkla demiş. Kale, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. Kendisinden sorulan soran kişiden daha iyi bilmez bunu. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki sen bana soruyorsun, ben sorulan kişi oluyorum. Ama bu sorulan kişi sorandan daha iyi bilmez bunu. Sen ne kadar bunu biliyorsan ben de o kadar bunu biliyorum. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu tanımış. İlk baştan tanımıştır. Her ne kadar böyle bir genç şeklinde, bir erkek, bir adam şeklinde gelmişse de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan haberi var. Çünkü bunlar birbirleriyle birbirlerinden haberdardır. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamet konusunda bir şey söylemiyor. Diyor ki ben fazla bilgim yok. Senin bilgin ne kadar var ise benim de bilgim o kadardır. Ben fazlasını bilmem. Bütün ilim Allah'ın yanındadır. Kıyametin ilmi, kıyamet ne zaman kopacak ve kıyametin işte durumu nedir? Bütün bunları gerçek bilen Allah Celle Celaluhu'dur. Zaten Allah Celle Celaluhu bazı şeylerin ilmini kendine has kılmış. Onlardan bir tanesi de kıyamettir. Kıyametin kopma zamanıdır. Kıyametin meydana gelme zamanıdır. Onlardan bir tanesi de işte bu kıyamettir. Allah Celle Celaluhu kıyametin ilmini kimseyle paylaşmamıştır. Hatta peygamberlerine dahi söylememiştir. Evet, mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde ben ve kıyamet işte böyle gönderilmişiz demiş ya. Biz bu iki parmak kadar birbirimize yakınız demiş. Bu sadece tahmini yakınlıktır. Allah Celle Celaluhu onu ona bildirmiş. Yani yakın olduğunu söylemiş. Fakat kesin bir zaman söylememiş. İşte hangi tarihte bu kıyamet kopacak bunu söylememiştir. Evet, bu cevabı da söyledikten sonra قَالَ فَاَخْبِرْنِي عَنْ اَمَارَاتِهَا.
Böyle öyleyse dedi ki öyleyse bana onun alametlerinden bahset. Yani kıyameti bilmeyebilirsin, olabilir. Allah Celle Celaluhu bunu sana bildirmemiştir. Fakat acaba alametleri nelerdir? Kıyametin kopmasına alamet, nişan olacak bazı şeyler vardır. Onlardan bize biraz bahset diye söylemiştir, sormuştur. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki entelidel emetu rabbetaha. Emet cariye demektir. Kadın köle. Cariye. Buna Arapçada emet deniliyor. Mesela erkek kölelere abd denir Arapça. Ve Türkçede de köle hani denir. Kadınlara da cariye denir. Yani kadın köle demektir. Evet. İşte entelidel emetu rabet rabbetaha. Rabbet hani erkeklere mesela bir erkeğin kölesi olursa o erkek o köleye seyyiddir. Efendidir yani. Seyyid. Arapçada seyyid deniliyor. Seyyidül abdi yani bir kölenin efendisi. Fakat kadın olunca o kadın da rabbet oluyor. Yani rabbetül emeti yani cariyenin kadın efendisi. Yani kadın efendiye rabbet deniliyor. Şimdi diyor ki entelidel emetu rabbeta. Bir cariye kendi kadın efendisini doğurması bu kıyametin alametlerindendir. Bir cariye bir kız doğurursa ve o kız o cariyeye efendi olursa sonradan işte bu kıyametin alametlerindendir. Bunu zaten İmam Nevevi şu şekilde açıklıyor. Yani diyor ki bunun manası odur ki o kadar cariyeler çoğalacak ki cariyeler çok olacak. Yaygın hale gelecek. Yani bu şekilde kölelik ileri dereceye girecek, gidecektir. Tabi bu da neyin alametidir? Demek ki savaşlar çoğalacak. Savaşlar çok olacaktır. Bu savaşlar neticesinde esirler alınacak. Bu esirlerin içinde çocuklar ve kadınlar olacak. Bunlar da mesela cariye olacak yani o kadınlar. Ve tabi insanlar o cariyelerle evlenecek. Şu şekilde evlenme değil de yani o cariyelerle temas haline girecek. Erkekler kendisine aldığı cariyeyi beğenince ona yaklaşacak. Onunla cinsi münasebette bulunacak. Tabii ki böyle bir cariye eğer bir çocuk doğurursa o çocuk da hürdür. Çünkü hür bir adamdan doğduğu için yani mesela hür bir adamın çocuğu olduğu için onun annesi ne kadar cariye de olsa kendisi hürdür. Kendisi hür olduğu zaman bu eğer bir kız ise büyüdüğü zaman o annesinin efendisidir. Yani annesi de onun kölesi sayılıyor. İşte bu şekilde açıklamıştır. Bazı alimler de başka şekilde açıklamış. Yani başka açıklamaları da vardır. Bunun da birazcık yani hayanın, edebin yokluğuna yormuşlardır. Mesela öyle bir zaman gelecek ki yani kız annesine efendilik taslayacak. Yani annesi kızına söz geçiremeyecek. Mesela şunu şöyle yap diyecek, kız onu dinlemeyecek. Kız annesine bağırıp çağıracak, sen şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın, buna mecbursun diye annesi de cariyeler gibi mecburen kızının dediklerini yapacak manasında. Ki bu daha belki şeydir günümüzde bu daha uyuyor günümüzün haline. Yani öyle bir şey olmuş ki artık çocuklar annelerini, babalarını dinlemiyor. Ve çocuk ne yaparsa annesi, babası tamam oğlum, tamam kızım diyor ve onu kıramıyor. Bu ister halal olsun ister haram olsun. Hatta daha çok haramlarda bile ona uyuyor. Ne yapalım diyor işte çocuk istiyor. Yani biz ne yapalım? Özellikle kız çocuğu mesela. Kıyafetleri ne olursa olsun annesi ona alıyor. Bazen böyle çarşıda, sokaklarda, caddelerde insan yürüdüğü zaman bakıyor mesela bir tane yaşlı o ya da orta yaşlarda bir tane bayan böyle geniş bir manto giymiş,
Ondan sonra tesettürü tamamdır. Başında da böyle siyah bir eşarp veyahut da daha böyle güzel bir tesettür. Onun yanında da böyle genç bir kız, saçları açık, kolları açık, dar bir pantolon giymiş ve beraberce yürüyor, konuşuyorlar. O kızım diyor, o anne diyor. İşte mesela bu şekilde. Ona söylesen mesela o hanıma, o hatuna sorarsanız o yaşlıya, bu kızın niye böyle giyinmiş? E zaman böyle ister, biz ne yapalım? Valla işte o öyle istiyor, biz de onu kıramıyoruz. Bütün işte arkadaşları bu şekildedir mesela der. Ve artık başka hareketler, yani bu şekilde maalesef oluyor. Yani öyle bir zaman gelecek ki bu kızlar annelerine efendilik, büyüklük taslayacak ve onlara emir verecekler. Ve anneler, babalar da ne yapacak? Onların emirlerini böyle şartsız yerine getirecek. Kayıtsız şartsız yerine getirecek. E tabii ki o zaman ne olur? Kız efendi oluyor, anne cariye hükmüne giriyor. Anne köle haline geliyor. O kızının bütün işte isteklerinin kölesidir. Ya özellikle haram noktasında ne yaparsa, erkeklerle mi geziyor? Yabancı erkeklerle mi geziyor? Erkek arkadaşları mı vardır? Bir tane, iki tane, kaç kişi partilere mesela, o işte şenlik partilerine falan, veda partilerine mi katılıyor? Ondan sonra doğum günü kutlamalarına mı giriyor? Kadın günü kutlamalarına mı giriyor? Allah'a isyan mı ediyor? Hiç önemli değil. Ne yaparsa yapsın. Yeter ki gönlü kırılmasın. Yeter ki bozulmasın. Yeter ki onun keyfi kaçmasın diye her şeyini yapıyor. İstediği şeyi, istediği imkanı da veriyor. Hatta biraz imkanı olanlar kızlarına araba alıyor. Kızı mesela tek başına arabaya biniyor. Bir şehirden öbür şehre erkek arkadaşını ziyaret etmeye gidiyor. Tek başına erkeklerle dolaşıyor. Ve buna hiç kimse ses çıkaramıyor. Evet, ve bu birazcılık da belki, hatta bununla övünüyorlar. Övünenler de vardır, işte benim kızım şöyle böyle falan. Tabii başka şekillerde. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu kıyametin alametlerinden saymıştır. Ve ilk şeyde, ilk derecede bunu açıklamıştır. Bu bir. Bir alamet daha zikrediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. وَاَنْ تَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّائِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Ve bir de şunu görmen kıyametin alametlerindendir. Baksan ki böyle ayakkabısı olmayan yalın ayak, yani fakirlikten yani, böyle yalın ayak, ondan sonra çıplak, yani elbisesi olmayan ve koyunlara çobanlık eden, yani bu kadar fakirdir yani. Fakir bir insan. Elbisesi yok, ayakkabısı yok. İşi de çobanlıktır. Ama bir de baksan ki bu böylesi insanlar yetetavvelune fil bunyani, bina inşa etmekte birbiriyle yarışıyorlar. Bakarsan ki böyleleri zenginleşti bir anda, zengin hale geldiler ve artık kat kat binalar inşa ettiler, lüks binalar inşa ettiler ve bu şekilde bina inşa etmekte birbirleriyle yarıştılar. Meydana geldi mi bu şey? Bu da meydana geldi değil mi? Bakıyoruz ki siteler inşa ediliyor. 11 kat, 14 kat. Tabii başka yerlerde 40 kat, 40, 50 kat daha yüksek ki gökdelenler. Ve bunların aslını araştırıyorsun, bakıyorsun ki aslı ya bir çobandır gerçekten, ya bir çerçidir, ya artık yani toplumun en alt tabakasından gelmiş ve çok böyle düşük maddi durumları çok düşük iken bakıyorsun ki bu şekilde zenginleşmişler.
ve artık bina inşa etmekte birbiriyle yarışır hale gelmişlerdir. Bu da kıyametin alametlerindendir. Zaten bir Müslüman ihtiyaç olmadığı müddetçe bu kadar yüksek binalar inşa etmez. Çünkü hatta bir katı dahi o kadar yüksek yapamaz. Niye? Çünkü utanır, Allah'tan utanır, meleklerden utanır. Çünkü böyle hadis-i şerifte geçiyor, yani bir insan böyle biraz damını yükseltince melekler ona diyor, eyne turid, hey, nereye gitmek istiyorsun sen? Bu kadar yükseğe nereye? Sen neyi kastediyorsun? Ya nihayetinde sen öleceksin, yerin dibine gireceksin. Nedir bu kadar yüksek şeyler? İşte bu şekilde bir mümin buna utanır. Fakat maalesef günümüzde artık belki artık bu yüksek binalara girmek vazgeçilmez bir hayat şartı olmuştur. Bu da kıyametin alametlerindendir. Evet, bunu da söyledikten sonra ثُمَّ انْطَلَقَ. Adam kalktı gitti. O gelip bu soruları soran zat, o kişi kalkıp gitti. فَلَبِثْتُ مَلِيًّا. Ben de böyle uzun bir süre bekledim. Yani uzun süre geçti. Uzun süre diyorlar, 3 gündür. Yani bazı alimler diyor, yani 3 gün geçti. Bu olayın üzerinden 3 gün geçti. ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, ey Ömer, etedri men issail. O gün gelip de bu soruları soran kişiyi biliyor musun? Biliyor musun o kim idi? قُلْتُ. Ben dedim ki, اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. Ben nereden bileyim? Allah bilir ve Allah'ın Resulü bilir. Yani Allah ve Resulü daha iyi bilir. قَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, فَاِنَّهُ جِبْرِيلُ. O Cibril idi. اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. O geldi, size dininizi öğretti. Yani size dininizi öğretmek için geldi. Çünkü siz belki bu soruları soramazdınız, aklınıza gelemezdi. İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir, kıyametin durumu nedir, kıyametin alametleri nelerdir? Böyle özet bir şekilde hemen hemen insanın bütün hayatını kapsayacak bazı şeyleri sordu ve cevaplarını da size, yani sizin dinleyeceğiniz şekilde bana söyletti, ben de söyledim ve o şekilde gitti, sizin dininizi size öğretmeye geldi. Yani demek istiyor ki bir insan bazı meselelerini sormalıdır. Bilen kişiden sormalıdır. Dinini sormalıdır. Açıklamasını istemelidir ki düzgün hareket etsin, dinini bilsin, bilgi sahibi olsun. Evet. Ve bu şekilde dedi, gelip size dininizi öğretti ve gitti. Ravahu Müslüm. Bu hadis-i şerifi İmam Müslüm rivayet etmiştir. Yani hadis sahihtir. Evet, bu hadisimizde biz kısaca neleri öğrendik? Biz imanın rükünlerini, imanın ne olduğunu, İslam'ın rükünlerini öğrendik. İhsanın hangi makam olduğunu, özellikle ihsanı öğrendik. Ve biz kıyametin ilminin hiç kimseye ait olmadığını, ancak Allah'ın bunu bileceğini öğrendik. Fakat kıyametin bazı alametlerinin olduğunu, tabi burada sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 2 tane alametten bahsetti. Ama kıyametin birçok alametleri vardır. Büyük alametleri vardır. Hazreti İsa'nın yeryüzüne inişidir, Deccal'ın ortaya çıkmasıdır, Hazreti Mehdi'nin gelişidir, güneşin batı tarafından doğmasıdır. Büyük büyük alametler var ve bir de küçük alametler vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demek ki önemli gördüğü, insanın hayatında böyle ders alabileceği bazı şeyleri söyledi burada. Allah Celle Celaluhu bize gereği gibi fehmetmeyi ve ona göre de amel etmeyi ve hakkıyla istifade etmeyi, bu hadis-i şeriflerden bu şekilde ders almayı bize nasip ve müyesser eylesin. Ve bizi Allah Celle Celaluhu'nun gösterdiği şekliyle, bildirdiği şekliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, yolundan ayırmasın ve iman ile huzuruna
kavuştursun. Amin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi el-Fatiha.